Yola Çık kanalından herkese merhabalar. Bugün İsrail ile Filistin arasında bir tartışma, bir savaş var ve bu savaşın neticesinde de çok sayıda konu gündeme geliyor ve tartışmalar oluyor. Bu tartışmalardan birisi de Kızıl İnek olayı. Bugün bu konuyu İsrail'de yaşayan, aynı zamanda Türk vatandaşı olan Özkul Arkadaş Bey'e sormak istiyorum. Özkul Bey, öncelikle merhabalar. Merhaba Hasan Bey. Savaş başladığı günden itibaren çok konu tartışılıyor ediyor ama bunlardan bir tanesi Kızıl İnek olayı. Bu Yahudi inancında nedir bu Kızıl İnek olayı? Bir ondan biraz bahseder misin? Valla şu anda dediğim gibi gülmekten patlıyorum yani. Beni çok güldürdünüz. Bizde Kızıl İnek inancı diye bir şey yok. Bu Hazreti Musa Tevrat'ı almak için 40 gün Sina Dağı'nda kaldı. Evet. Aşağıdaki halk artık çölde gezmekten bıktığı için Hazreti Musa'nın tekrar geri döneceğine inanmadı. Ondan sonra tekrar eskisi gibi çok tanrılı bir şekilde tapınmak istedi. Bunlardan güneşe, aya, bilmem ne, şuna buna, ağaca, taşa, toprağa tapılıyordu. Bildiğiniz gibi tek tanrılı dinlerden önce. Evet. Bunlar da kalkıp bir tane bütün altınlarını bozuyorlar, şey yaptılar, erittiler hepsine. Bir inek heykeli yaptılar. Ve Tanrı da bu halkı bu yüzden cezalandırdı. Bizde bu yüzden şey yok. Kızıl inek inancı yok. Amerika'dan işte 2002'de böyle bir inek getirilmiş, kızıl inek. Ve şöyle bir konu var, hani soru şu. İşte bu gelen kızıl inekler kesilecek. Bunlar kurban edilecek, sonra yakılacak ve daha sonra külleri işte o bölgeye atılacak. Ve bundan sonrasında da işte Mescid-i Aksa yıkılacak, yerine yeni bir Yahudi tapınağı inşa edilecek inancı var. Böyle bir inanç var mı Yahudilikte? Böyle bir şey yok. Gelmiştir belki 7 tane, 8 tane, belki 17 tane inek gelmiştir. Ya da mızlık gelmiştir, ya bir şirket ithal etmiştir. Bir şekilde etinden, sütünden, yağından, derisinden veya her nesinden faydalanılacaksa. Yoksa böyle dini bir amacı yok. Ve bu tür şeylerin konuşulması da beni bir Türk olarak, Türkiye'de bu tür şeylerin konuşulması bir Türk olarak utandırıyor beni doğrusu. Yani böyle bir cehaletin var olması, böyle bir cehaletin var olması beni çok utandırıyor. Hani Yahudilerin Siyonizm olaraktan işte arz-ı mevdut idealleri var. Peki bu savaşı o noktada değerlendiriyor musun? Bu savaşın sebebini biliyor musunuz, neden çıktı? Neden çıktı? Hani bizim buradan gördüğümüz işte Hamas saldırdı ve sonrasında da ortalık karıştı. Bir kere Hamas nedir? Onu bir girdeler misiniz bana? Bugün bütün dünyanın gelişmiş ülkelerin terör örgütü diye tanımladığı bir örgüttür. Bunlar, dikkat edin lafıma, bunlar bazı ülkelerden parasal ve eğitimsel destek alarak böyle bir gelişme yaşadılar ve bizim kutsal bayram günümüzde hem Şabat günü hem bayram günü bir devletin sınırları içine girerek kadın, çoluk, çocuk demeden bir anda 3 saat içinde 1200 kişiyi katlettiler. Bunları biliyor muydunuz? Evet, bunlar hani şeye yansıdı mı? Tabii geçmişi de olduğu için hani insanlar bir bu dakika, şekilde... Bunları tam olarak biliyor muydunuz? Televizyonlarda evet. Yayınlandı mı bunlar? Devletleri yataklarında katlettiler. Biliyor muydunuz? 236 kişiyi sivili evlerinde yataklarından kaldırarak rehin aldılar. Bunların içinde 8 aylık bebek var, 4 yaşında çocuk var, 6-7 yaşında çocuk var, 80 küsur yaşında yaşlı insanlar var. Ve bunlara ahlaksız televizyon kanalları savaş esiri diye, oradaki sunucular savaş esiri diye tanımladı. Rehin değil. Rehin kelimesi kullanıldı. Sunucu ahlaksız kadın. Ne yazık ki 3 kere 4 kere savaş esiri diye tanımladı bunu. Peki. 4 aylık bebek, 7 aylık bebek. Bir dakika.
Halim Bey konuşuyorum. Buyurun. Orada 4 tane 5 tane soytarı ellerinde cetvelle savaş şeyi yapıyorlar. Emekli generaller var. İyi ki ben onların zamanında askerlik yapmadım. İyi ki Türkiye'de onların zamanında askerlik yapmadım. Çok değerli komutanlarım vardı. Böyle üniversitelerde öğretim görevlileri, doçentler, profesörler var ve hepsi soytarı ve ülkem için çok üzücü bir durum. Çok 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 üzücü bir durum ki bu insanlar öğrenci yetiştirirler, ülkemin geleceğini aydınlatacak diyor. Evet. Peki. Bu savaşın tek sebebi budur. Artı İsrail kadın çocuk katletmiyor. Peki. Aksine onları uyarıyor, kurtarmaya çalışıyor. Hamas onları canlı kalkan olarak kullanıyor. Akıl var, mantık var. Her yıl milyarlarca dolar para gidiyor Gazze'ye. Bu para nerede? 1 milyon insan var yaşıyor orada. 2 milyon insan yaşıyor. Bu para adil dağıtılsa Gazze'de yokluk mu olur, yoksa orası bir Monaco mu olur? Peki. Bunu sorgulan. Bir dakika, daha bitirmedim. Evet, buyurun. Daha bitirmedim. Gazze'nin altında tüneller var. Sığınaklar var. Madem öyle bir savaş yerindesiniz, sivil halkın üst tarafta savaş cephesinde ne işi var da siz fare gibi savaşçılar sığınaklardasınız. Bunlar göstermiyor mu halkın canlı kalkan olarak kullandıklarını? Tabii geçmişi var. Tabii İsrail Devleti kurulduğu günden neyin beri... Neyin geçmişi var Mahir Bey? Evet. Neyin geçmişi var? Hayır, şeyi sorayım. Neyin geçmişi var? Hayır, hayır, bu... 3500 yıllık bir tarihi var İsraillilerin burada, Yahudilerin. Peki. Neyin geçmişi var? Hayır, 300-500 senelik geçmişi, 1000 yıllık geçmişi sorguluyorsanız eğer... Evet. Bana fetih ve işgal kavramlarını ayırarak ne olduğunu anlatırsınız. O zaman bilinçleniriz. Fetih nedir, işgal nedir? Bunu bana bir açıklar mısınız? Peki, soruları tek tek gidelim. Peki bugün İsrail, evet, Hamas'ın oradaki saldırısından sonra orantısız bir güç kullanmadı mı? Yani oradaki işte şifa hastanesinin bombalanması, bugün insanların açlığa mahkum edilmesi, onu nasıl değerlendiriyorsun? Açlığa mahkum ediliyor. Ben her gün 600 tane kamyon giriyor oraya. Gıda kamyonu giriyor. Siz nereden aşıyorsunuz Allah aşkına? Size bakın Mahir Bey. Bakın. Size neyi bilmenizi istiyorlarsa onu gösteriyorlar. Başka hiçbir şey değil. Bana bunlarla gelmeyin. Ben size bir video yollayacağım 54 dakikalık. Eğer yüreğiniz el veriyorsa seyretmeye, o vahşeti görürsünüz, o şeyi görürsünüz. Giden kamyonların da videosunu yollayayım size. 600 kamyon ne demek? Her gün insani yardım. Peki bu... Beyneler için bir ilaç yolladılar buradan. O ilaçları vermediler be. Bunları mı konuşuyorlar? Utanmak lazım insan. Yarın öbür gün Allah'ın karşısına çıkacak bu insanlar. Bu kadar sahtekarlıkla, bu kadar kul hakkıyla mı çıkacaklar? Peki Özko Bey, Türkiye'de en çok tartışılan konulardan bir tanesi de Türkiye'nin İsrail'e ihracat olarak... hala hani hem söylem olaraktan İsrail'e karşı olduğunu beyan ediyor, hem de ticaret yaptığı belirtiliyor. Türkiye ihracata devam ediyor mu, ihracat yapıyor mu İsrail'e? Özellikle silah yapımında kullanacak maddeler konusunda. Silah yapımında kullanılacak madde ithalatı İsrail'in Türkiye'den yok ki. Öyle bir şey yok. Gıda var, tekstil var, demir, çelik, çimento var. Eğer Türkiye'de ihracatı kısıtlarsa buraya, bu Türkiye'nin kaybı olur. Başka hiçbir şey değil. Peki. Her yıl 10 milyar, 12 milyar dolarlık bir ihracat kapasitesi var Türkiye'nin, bir İsrail'e. Evet. Her gün Hayfa'ya Türk gemileri yanaşıyor ve bu gemiler kimindir onu da araştırıyor. İran'la İsrail arasında bir olay oldu. İsrail işte bir büyük ölçeğine saldırdı İran'ın. İran'da geçen füze atışları yaptı. Ya burada genel kamuoyundaki algı şu: İsrail'le İran tiyatro oynadı diye söyleniyor. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi İsrail'le İran tiyatro oynamadı.
giren kendi kendine çaldı ve kendi kendine oynadı. 300 tane füze yolladı, drone yolladı, bilmem kaç yüz tane drone yolladı, bilmem ne. Bir tanesinin bile İsrail hava sahasından içeri, yok 3 tanesi girdi, özür dilerim. Bu 3 tanenin haricinde bir tane bile fazla drone giremedi, füze giremedi İsrail hava sahasına. Yani o zaman bir sadece İran iç kamuoyunu rahatlatmak için, gazını almak için bir şov mu yaptı? Vallahi o onların derdi mi, o buranın derdi değil. Peki genel olaraktan hem bir İsrail vatandaşı hem de bir Türk vatandaşı olaraktan bu hikayenin sonunun nasıl çözümlenmesi gerektiğini düşünüyorsun? Bak Hasan Bey kardeşim, beni iyi tanıyorsun muhtemelen. Evet. Ne kadar büyük bir Türkiye aşığı olduğumu bilirsin herhalde. Ne kadar büyük bir Gaziantep aşığı olduğunu beni tanıyan herkes bilir. Doğru mudur? Evet. Doğrudur. Tamam. Bu savaşın sonu, ha, barışı çok 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 istiyoruz. Bir insan olarak istiyoruz her şeyden önce. Türk vatandaşı olarak istiyorum her şeyden önce. Bir İsrail vatandaşı olarak istiyorum her şeyden önce. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ha, bu Hamas yok edilmediği sürece dünyada huzur olmaz. Hizbullah yok edilmediği sürece dünyada huzur bulmaz. Daha doğrusu, kısa kelimelerle söyleyeyim. Terör örgütleri yok edilmediği sürece dünyada huzur bulmaz. Terör örgütlerine destek verildiği sürece dünya huzur bulmaz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bu işin sonu budur. Ama vicdan lazım ki bütün dünyanın terör örgütü olarak tanımladığı bir şeye, terör örgütü değildir, din kardeşlerimizdir demek için vicdan lazımdır. Yarın öbür gün Allah'ın önünde hesap verir için. Peki İsrail hükümetinin yaptığı bu saldırıya karşı İsrailler de zaman zaman yürüyüşler yapıyor. Hükümetin istifasını istiyor. Buradaki kamuoyunun şeyi nedir? Olay ne? Daha sert davranılmasını istiyor. Yardım kamyonları gitmesin istiyor kamuoyu. Evet. Binelerimizi versinler, öyle verelim diyor kargı kamuoyu. Bütün bunlara rağmen İsrail hükümeti yardım kamyonlarını yolluyor. Yani peki Türkiye televizyonlarında görünen manzara öyle çok öyle değil. Yani İsrail Türkiye televizyonlarına Allah aşkına nesine güveniyorsunuz be? Ya, nesine güveniyorsunuz? Ben 20 yıldan 1980'den beri televizyonlardaki haberlerin hiçbirine inanmıyorum. İsrail hastaneleri bombalıyor. Oradaki yardıma atılıyor, paraşütle atılan yardıma almaya giden insanları bombalıyor, çocukları vuruyor. Hani evet, İsrail'le Hamas savaşabilir, askerler arasındaki savaş meşrudur ya da öldürmek. Kardeşim, ama sivil halkın öldürülmesi. Bu sivil halkın tünelleri eve niye koymuyorlar kardeşim? Orası güvenli yer. Ondan sonra çocuk öldürüyorlar diyorlar. Ya sen çocuğu kalkıp cephenin önüne koyarsan ne olur Allah'ını seversen. Aynı halkı PKK Doğu'da yapmıyor mu? Çoluğu çocuğunu sürmüyor mu ya? Yapmayın, bu kadar şey olmayın ya. Peki. Yanlış mıyım? Ya peki hastane mesela, şifa hastanesinin vurulması doğru mu? Hastane olduğu gibi terör örgütü. Hastane mi orası? Olduğu gibi altı tünel, bütün silahlar, cephaneler, füzeler, roketler hastanenin altında. Ne diyorsunuz siz ya? Halen inanıyor musunuz bunlara ya? Evet. Galiba... Ayırabiliyor musun Hasan Mahir kardeşim? Evet. Bana ayırabiliyor musun bu kavramları? Fetih nedir? İşgal nedir? Bana anlatabiliyor musun? Veya bunu anlatacak ya bir baba yiğit var mı? Evet. O konular tabii konuşulur, tartışılır. Ama görünen... Hayır, konuşulur değil, anlatabilir misiniz? Ya. Ve anlatamaz mısınız? Bunun bir cevabı var. Evet de bir cevaptır, hayır da bir ya, cevaptır. Anlatılır mı? Anlatılmasında bir şey yok. Anlatılır. Hani fetih İslam adına gidip toprakları da fethetmektir. Gönülleri de fethetmektir. Bakın, fetihin ama... İslam'ı, dini, imanı yok.
Bir dakika. Ha Yahudilikte de şöyle değil mi? Bir dakika. Ben de konuşayım. Yahudi adına, İslam bilmem ne adına konuşayım. Evet. Okul adına konuşayım. Yok öyle bir hikaye Allah aşkına. E peki arz-ı mevdut inancının tezahürü değil mi bu yayılmacılık politikası ne? Siyonizmin? Hangi yayılmacılık? Ya işte İsrail Devleti, Büyük İsrail Devleti için Orta Doğu'daki işte Irak, Türkiye'nin belli kesimi buraların işte Büyük İsrail için işgal edilmesi gerektiği. Siz buna da inanıyorsunuz ha? Ya biz inanmıyoruz. Yani anlatılan yok, Yahudi ya, inancında böyle değil mi? Bıraksınlar diyoruz. Daha doğrusu biz demeyeyim de İsrailliler bizi rahat bıraksınlar, biz sınırlarımızda rahat yaşayalım diyoruz. O kadar. Bizim bir mabedimiz var 3000 yıllık. Evet. Orayı koruyalım diyoruz. O kadar. Yani o arz-ı mevdut şey yok mu yani? İsrail'in böyle bir hayali ya da ideolojisi yok, yok mu? Yok canım, ne olacak ya Allah aşkına? Kimsenin toprağında gözü yok ya. Ne diyorsunuz ya? Peki Özkul Bey, teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bu konuyla ilgili bir şey var mı? Rica ederim. Yani tansiyon biraz yükseldiyse kişisel değil, biliyorsun bunu. Sizden biliyorum ya, tansiyon zaten Orta Doğu'da tansiyon çok yüksek. Maalesef o tansiyon düşmüyor. Yani hangi ilacı versek de tansiyon düşmüyor. Hayır çünkü üzülüyorum dostlarımdan böyle şeyler duymak. Yani bazı şeylerin, çok yanlış şeylerin doğru gibi olduğunu anladıklarını zannetmek falan beni çok üzüyor. Çünkü evet, biz beraber büyüdük, beraber yedik, beraber içtik, birbirimizin ruhunu biliyoruz ya. Eyvallah. Peki inşallah Orta Doğu'ya bir gün barış gelir diye umut ediyoruz ama herhalde gökten böyle ne diyeyim, havyar yağması gibi bir şey olacak diye umut bu da. İnşallah. İnşallah. Olur, her şey olur. Yeryüzünde olmayacak hiçbir şey yok. Aynen, peki teşekkür ederim Özgür Bey. Burada. Aynen öyle. Herkese sağlık. Eyvallah, inşallah kısa durada barış gelir diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim, selamlar, sevgiler bütün dostlara, arkadaşlara.